Merhaba arkadaşlar, ben Önder Karakış. Sizlere bugün HTC One cihazında MIUI, Çin ROM'u, Çin yapımı ROM olan versiyon 5 sürümüne sahip ROM'u tanıtmak istiyorum. ROM ilk akla gelince Çin yapımı deyince insanlar işte Made in China gibi aklına getirir işte dayanıksız falan. Hiç öyle düşünmeyin. Gayet sense ROM kadar kaliteli öyle diyeyim size. ROM'un şu andaki versiyonu 4.88 ve Türkçe dil seçeneğine sahip. Ayrıca iPhone havası katılmış ROM'a. Gerçekten HTC One cihazlar için 10 numara bir ROM olmuş diyebilirim. Hemen size sürümünü göstereyim ROM'un. Şu anda tüm ayarlara geldikten sonra bakıyorum telefon bilgilerinden. Evet, gördüğünüz gibi Android 4.22.2 sürümüne sahip ve 4.8.8 versiyonuna sahip MIUI V5 ROM. Ayrıca Maden Can tarafından da Türkçe'ye çevirmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine böyle bir ROM olduğu için. Gördüğünüz gibi RAM 2 GB, yani herhangi sensör ROM'dan daha fazla RAM'e yer verilmiş. Yani bu da demektir ki MIUI ROM sensör ROM'dan daha hızlı çalışıyor. Ve Google Play Edition ROM'larla hemen hemen aynı RAM kapasitesine sahip telefonda bu kadar 2 GB ROM'a yer verilmiş. Gayet güzel bir ROM. Benim en sevdiğim nokta ise telefonda siyah ekrandan kurtulmuş. Yani siyah ekrandan kastım İşte bu HTC Sense ROM'larında biliyorsunuz ayarlara girdiğiniz zaman ya da menüye girdiğiniz zaman bir siyah ekran mevcuttu. MIUI ROM'da o şeyi görmüyorsunuz. Sonrasında geldiğimiz zaman ise ROM'da tamamen her şey değiştirilmiş. Size öyle diyeyim yani. Gördüğünüz gibi müzik uygulaması farklı. Müzik uygulaması. Ayrıca buradan online müziklere de anında ulaşabilirsiniz internet üzerinden. Sonrasında gelelim galeri. Galeri de tamamen değişmiş. Gayet güzel. Ardından temalar, istediğiniz temayı anında indirebilirsiniz. Öne çıkan temalar, popüler temalar, iPhone, misal iPhone arayüzünün yer aldığı temalar vesaire birçok temayı burada ulaşabiliyorsunuz. Şeyin kötü olan tarafı ise Çince yazılar olması. Bunu da artık Google Translate'ten mi çevirirsiniz, ne yaparsınız orası size kalmış bir. Gördüğünüz gibi VP Pro misal olarak örneğin açıyorum. Ücretsiz diyor. Gördüğünüz gibi buradan cihazınıza farklı arayüzleri ekleyebilirsiniz. Yani bu da sizin cihazdan sıkılmamanıza sebep oluyor. Öyle diyeyim yani. Sonrasında başka ne gösterebilirim size? Araçlar kısmında işte pusulanın yer olduğu, el feneri, indirmeler, hesap makinesi, geri bildirim, saat, e-posta, güncelle gibi şeyler mevcut. Bundan ROM'da menü yok. Aynı iPhone'daki sistem. Gördüğünüz gibi şurada hemen ara tıkla ve ara kısmı çıkıyor. Aynı iPhone'daki sistem. Yazıp istediğiniz gibi ya markette aratabilirsiniz ya da şeyde aratabiliyorsunuz. Sonrasında gösterebileceğim dosyalarıma girdiğin zaman bu ROM'da da en çok hoşuma giden bu müzikler ayrı yani kategorilendirilmiş videolar ayrı bir şekilde resimler müzikler Bluetooth ondan sonra belgeleriniz zipleriniz falan filan vesaire gördüğünüz gibi bir yana geçtiğiniz zaman da dosya normal Android'deki gibi bir dosya görüntüleme görüntülüyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden kategorilenme dosya yöneticisinde kategori yani bildiğiniz gibi normalde telefonda dosya indiriyorsunuz, müzik indiriyorsunuz, resim indiriyorsunuz, hepsi birbirine giriyor. Aradığınız ulaşamıyorsunuz falan filan acil işiniz oluyor. Burada MIUI ROM'da kesinlikle öyle bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. ROM'un dezavantajı pil çok kullanırsanız sürekli telefon elinizden düşmezse bir gün zor çıkarırsanız öyle diyeyim. Ancak kullanmazsanız bir günde aşabilirsiniz. Sense arayüzündeki ROM şarj süresi kadar gitmiyor. ROM'un bir dezavantajı var. Sonrasında gayet hızlı ve stabil ROM. Kullanılabilecek ROM'lardan bir tanesi diyebilirim sizlere. Ayrıca hemen şunu da göstereyim. Efektler. Menü geçiş efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi duvar kağıdı, widget'lar. Widget'e ekleyebiliyorsunuz simgelerden. Ekran kağıdı, duvar kağıtlarını hemen internetten mesela online olarak indirebiliyorsunuz. Popüler duvar kağıtlarını vesaire bilmem ne. Bu da gerçekten güzel olmuş. Şöyle diyeyim size. Hemen bildirim çubuğunu göstereyim size. Hemen bildirim çubuğu gördüğünüz gibi. Hemen bir saniye. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bildirim çubuğunda da. Gayet güzel. Ses şeyini hemen rengini açan telefonun. Çok renksiz duruyor. Evet görünüş şu an telefon daha da renklendi. Sonrasında internet browser gayet iyi. Hızı işte sitelere girme hızı falan filan. İstediğiniz siteyi bu ana ekrana kaydedebiliyorsunuz. Ardından başka ne anlatabilirim size? Mesajlar gördüğünüz gibi. Mesajları bu şekilde. Bir de MIUI'nin kendi sistemi var. Yani telefona kurduğunuz andan itibaren sizden kullanıcı adı ve üyelik almanızı istiyor. Korkmayın alın. Sıkıntı yok. Bütün müziklerinizi, galerinizdeki resimleri, işte mesajlarınızı, telefondaki kişilerinizi falan hemen o kullanıcı bünyesine atıyor.
Bir dahaki oturum açışınızda hemen telefonunuza geri yüklüyor. Yani eşleşme gibi bir şey. Gayet güzel bir sistem olmuş. Öyle diyeyim size. 10 numara bir sistem olmuş. Gördüğünüz gibi burada da alarmlar, saatler, kronometre, zamanlayıcı gibi şeyler koyulmuş. Saatler işte bunu değiştirebilirsiniz zamanlayıcı gibi. Yani genele bakıldığımız zaman güzel bir ROM. ROM'un dezavantajı işte fazla bataryanın gitmemesi. Android 4.2.2 sürümüne yer verilmesi. ROM'un dezavantajları bunlar. Avantajlar ise butonların işte telefonun gayet canlı durması, hızlı ve stabil çalışması. Sonrasında ne bileyim yani eğer sensör yüzünden sıkıldıysanız yani bir telefonun içeriğinden sıkılıyorsanız telefondan da sıkılıyorsunuz. Öyle bir şey oluyor bende. Size oluyor mu bilmiyorum. Değişiklikler iyidir öyle diyeyim size. Bildirim çubuğu gördüğünüz gibi bakın renkli siyah değil. Yani Sense'de hep şurası siyah. O da benim hiç hoşuma gitmiyordu. Gayet güzel bir ROM yapmışlar. Hemen kilit ekranı da göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi kilit ekranda bu şekilde. Kameraya ulaşabilirsiniz mesajlara. Telefonu ayrıca açıyorsunuz ve kullanıma başlıyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.